Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran news paylaşımı. Kızıl elma yolda. Kazakistan'a dikkat. Putin'in hedefi Ukrayna'dan sonra Orta Asya Cumhuriyetleri. İngiliz Enstitüsü. Bunu yaparsak Rus seyir füzeleri bir saat içinde İngiltere'yi vurur. Turan yolu için kritik adım. Anlaşma sağlandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Ukrayna ile ilgili soruya çarpıcı cevap. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran news paylaşımı. Kızıl elma yolda. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Mius insansız savaş uçağına ait son görüntüyü paylaştı. Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Mius'un üretim hattına girdiğini ve adının Bayraktar Kızıl Elma olduğunu duyurdu. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından üretim hattına 3,5 yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. Mius insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma yolda, geliyor, takipte kalın paylaşımında bulundu. Bayraktar'ın paylaşımı kısa süre içinde büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz haftalarda MÜSİAD'ın programına katılan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini belirterek, Bayraktar TB3 hem de Muharip insansız Uçak Sistemi devreye girdiğinde muharebede devrim yapacaklar sözleriyle tarihe not düşmüştü. Yine sosyal medya hesabından Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı Tia'nın B modelinin kendisine ait olan irtifa rekorunu kırarak 40 bin fite ulaştığını açıkladı. Öte yandan FNSS'nin PT Pindata teknoloji transferi modelini başarıyla uyguladığı proje kapsamında geliştirilen ve prototip dönemi testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretime geçen Kaplan MT, Endonezya ordusuna teslim ediliyor. 15 Mart'ta FNSS tesislerinde düzenlenecek törenin ardından Kaplan MT'ler Endonezya'ya doğru yola çıkacak. Kaplan MT projesi, Türkiye'nin orta ağırlık tank sınıfında gerçekleştirdiği ilk ihracat sözleşmesi olmasının yanı sıra, Endonezya ile Türkiye arasında imzalanan savunma sanayi işbirliği anlaşmaları çerçevesinde başlatılan ve sonuca ulaşılan ilk projedir. Sözleşme kapsamında 18 adet Kaplan MT tankı üretilecek olup, ilk 10 tank Türkiye'de ve kalan 8 tankın üretimleri ise Endonezya'da gerçekleştirilecek. Kazakistan'a dikkat. Putin'in hedefi Ukrayna'dan sonra Orta Asya Cumhuriyetleri. Ünlü Amerikan dergisi National Interest, Ukrayna'dan sonra Rusya'nın hedefinin Orta Asya Cumhuriyetleri olduğunu yazdı. Ukrayna ve Rusya'nın batı kanadı, bir Rus imparatorluğunu yeniden kurma girişiminin ilk adımıdır, diyen dergi, bundan sonra komşuları Kazakistan ve Orta Asya'ya gelecek gibi görünüyor, dedi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü üyesi ve eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Merkel imzalı analiz şöyle devam ediyor. Ukrayna 2013'ün sonlarında o zamanki Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in 3 ay içinde yıkılması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekete geçme ihtiyacına ilişkin zihninde bir tohum ekmiş, bu da onun renkli derinlerinden duyduğu korku nedeniyle Rus birliklerinin bölünerek Doğu Avrupa'ya yığılması gibi şu anda tanık olduğumuz trajik olayları doğurmuştur. Kasım 2013'te Yanukovych'e uygulanan acımasız baskı, Putin'in Avrasya Ekonomik Birliği'ne yönelik hırslarıyla örneklenen ayrıcalıklı etki alanının sınırlarını nerede gördüğünü açıkça ortaya koydu. Mesaj basitti. İmparatorluk Rusyası veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırları içindeyseniz veya günümüz Rusyasına yakınsanız, egemenliğiniz bir yanılsamadır ve Kremlin'den talimat almayı beklemelisiniz. Dünyanın dikkati anlaşılır bir şekilde şu anda Ukrayna'ya odaklanmış durumda. Ama aynı zamanda büyük resmi de düşünmeliyiz. Putin'in Rusyası karşısında kendisini varoluşsal bir yol ayrımında bulan sadece Ukrayna değil, Hazar Denizi'nden Çin'e uzanan geniş ve sıklıkla yanlış anlaşılan bir bölge olan Orta Asya'ya, uzun süre önce Rusya İmparatorluğu ve ardından Sovyetler Birliği tarafından boyun eğdirildi. En büyük ülkesi olan Kazakistan, bağımsızlığını ancak 30 yıl önce elde etti. Bağımsız bir ulus olarak kısa ömründe Kazakistan, yükselen bir Çin, intikamcı bir Rusya ve düzensiz bir Batı'nın çıkarlarını dengeleyerek hassas bir diplomatik ipte ilerledi. Genellikle çoklu vektör yaklaşımı olarak tanımlanan Kazakistan, gelişimini hızlandırmak ve kendi güvenliğini ve egemenliğini garanti altına almak için bu çok yönlü bağlardan yararlanma konusunda oldukça ustaydı. Bu statüko bu yılın başlarında güç durumdaki devlet başkanı Tokayev'in sivil protestoları bastırmak için Rus birliklerini ülkeye davet etmesiyle şiddetle alt üst oldu. Putin bir anda ayrıcalıklı ortağa dönüştü ve Kazakistan'ın kaderini elinde tuttu.
Dağınık protestolar devam ederken şimdi sahte bir istikrar cilası var. Düzen yeniden sağlandı ve Rus birliklerinin gelip gittiği bildirildi. Uluslararası bir cazibe saldırısı, hükümetin bürokrasiyi ortadan kaldırarak ve Kazakistan'ın huzursuz gençleri için istihdam fırsatlarını güçlendirerek protestoların temel nedenleriyle mücadele ettiğini göstermeye çalıştı. Gerçek şu ki Putin artık Kazakistan'ın kaderini kontrol ediyor. Rusya'nın Ukrayna'daki görevini tamamlaması ve ardından dikkatini Orta Asya'nın eski Güney Arka Bahçesi'ne çevirmesi riskini düşünmek son derece acı verici. Ama göz ardı edilemez. Kazakistan, Batı yaptırımları karşısında ekonomik olarak Rusya'nın kaderiyle iç içe olduğunu şimdiden gösterdi. Putin, Ukrayna gibi Kazakistan'ın da gerçek bir ülke olmadığını belirtti. Ve Ukrayna gibi Kazakistan'ın da Rusya sınırına yakın bir Rus etnik azınlığı var. Putin, neden Sovyetler Birliği'nin bu geniş, kaynak zengini komşu üzerindeki yönetimini resmen geri almak istemesin? Neden borçlu ve zayıflamış Tokayev taleplerinden vazgeçmedi? Ve Putin neden gözlerini Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a çevirmesin? Avrasya Ekonomik Birliği, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yanıtı olacaktı. Ancak mevcut haliyle Putin'in hırslarını karşılayacak kadar güçlü olduğu hiçbir yerde kanıtlanmadı. Ukrayna ve Rusya'nın batı kanadı, bir Rus imparatorluğunu yeniden kurma girişiminin ilk adımıdır. Bundan sonra Kazakistan ve Orta Asya komşuları gelecek gibi görünüyor, ifadelerini kullandı. İngiliz Enstitüsü. Bunu yaparsak Rus seyir füzeleri bir saat içinde İngiltere'yi vurur. İngiliz uzmanlar, İngiliz kuvvetlerinin Ukrayna'yı savunmaya gitmesi halinde Rus füzelerinin İngiltere'ye bir saat içinde ulaşabileceği konusunda uyararak İngiliz hava savunma sisteminde boşluklar olduğunu söyledi. Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde deniz gücü ve füze savunması araştırmacısı olan Dr. Kausal şunları söyledi. Rusların İngiltere'ye ulaşabilecek füzeleri var mı? Evet, kesinlikle. Ancak NATO ülkelerinin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı askeri güç kullanmayacaklarını netleştirmeleri nedeniyle risk düşük. Putin'in savaş gemileri ve denizaltıları, kalibir seyir füzelerini Birleşik Krallık şehirlerine ve hayati altyapıya İskoçya'nın doğu kıyısından 1000 milden fazla mesafeden vurma yeteneğine sahip, dedi. Silahlı Kuvvetler Bakanı James Happey'nin, Ukrayna Savaşı'na girmenin sonuçlarının Rusya'nın seyir füzesi saldırıları olacağını söylemesinin ardından konuşan Dr. Kausal, Rusya çok çeşitli füzelere yatırım yaptı. 3M-14 kalibir, sahip oldukları her platformda Tomahawk füzesinin kaba bir benzeridir. Rus donanması stratejik bombardıman uçaklarından seyir füzeleri fırlatma geleneğine sahipler. Dr. Kausal, kesinlikle böyle bir tehlike var ancak yalnızca Birleşik Krallık savaşa taraf olursa, ancak bu olursa Rusların Birleşik Krallık'taki altyapıya saldırmak için füzeler fırlatmasını bekleyebiliriz, dedi. Dr. Kausal, Rusya'nın ne kadar seyir füzesine sahip olduğunun belirsizliğini koruduğunu, ancak ülkenin bunları çok sayıda teslim etmekte zorlandığının düşünüldüğünü ve bir rapora göre 2018'de yaklaşık 120 adet üretildiğini öne sürdü. Aynı İngiliz uzman, İngiltere'nin İsrail gibi ülkelerle karşılaştırıldığında gelişmiş füze savunma sistemine sahip olmadığını söyleyerek Londra'da alarm zilini çaldı. Ancak Kraliyet Donanması'nın tip 45 muhriplerinin hava savunma savaşında çok yetenekli olduğunu ve RAF tayfunlarının gelen uçakları ve füzeleri de engelleyebileceğini söyledi. Dr. Kausal, NATO Rusya ile bir savaşa girerse ki bunun olacağını sanmıyorum, ilk adım nükleer silahlara değil, NATO ülkelerine konvansiyonel seyir füzeleri fırlatmak olacaktır. Ancak bu tehlike devam etmektedir. Sorun şu ki Putin'in uzun yıllardır NATO ile bir kriz olasılığı nedeniyle Ural Dağları'nın arkasında altyapı, silah ve personel stokları gibi planları var ve durum kesinlikle tehlikeli. Avrupa Birliği'ndeki herkes için, aynı zamanda tüm dünya için, ifadelerini kullandı. Turan yolu için kritik adım. Anlaşma sağlandı. Turan yolu olarak adlandırılan Zengezur koridoruna ilişkin Azerbaycan'la İran arasında Azerbaycan'ın Doğu Zengezur ekonomik bölgesiyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı hususunda anlaşma imzalandı. Bakü'de Azerbaycan'la İran arasında Ekonomik, Ticaret ve İnsani İşler Devlet Komisyonu'nun 15. toplantısı yapıldı. Toplantı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasimi'nin eş başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrasında Mustafayev ve Kasimi,
Doğu Zengözür Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özel Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımını öngören anlaşmaya imza attı. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafa Yev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yolun 55 kilometre olacağını bildirdi. Mustafa Yev, yol üzerinde biri İran, diğeri de Azerbaycan'ın finanse edeceği iki köprünün yapılacağını belirtti. Arnavutluk Başbakanı Edirama'dan Ukrayna ile ilgili soruya çarpıcı cevap. Antalya'da düzenlenen diplomasi forumunda bulunan Arnavutluk Başbakanı Edirama, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Edirama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz zaten düzenli olarak görüşüyoruz. Burada Antalya'da onu görmek çok güzeldi. Gittikçe ünü artan bir diplomasi forumu burası. Savaş durumu var, fiyatlar ve enerji krizi son derece zorlayıcı konular bunlar, şeklinde konuştu. Ukrayna'daki durum bir trajedi, açıklamasını yapan Rama, provokasyon ve mantık olmaksızın çıkmış bir savaş. Ukrayna'yı destekliyoruz. Demokratik bir ülkenin silahlarla saldırıya uğruyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir trajedi insanların günlük hayatının bir parçası olamaz, dedi. Muhabirin yönelttiği, pek çok insan Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine kaçmak zorunda kaldı. Sizin de bir planınız var mı? Sorusuna Edirama, bence iyi olacaklar. Çünkü Müslüman değiller. O yüzden halleri, durumları iyi olur, şeklinde yanıt verdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la görüştü. İki bakan görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada olumlu mesajlar verdi. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki görüşmeleri değerlendirdik. Biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba harcıyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına, derken Ermeni Bakan Mirzoyan ise öncelikle teşekkür ederim Çavuşoğlu'na daveti için. Tekrar olarak dedik ki, ikili ilişkileri normalleştirmek için süreci koşulsuz olarak devam ettireceğiz. Temsilciliklerimiz bu doğrultuda çabalar gösteriyor. Ermenistan tarafında bu kararımız var. Bölgemizde barış için çaba göstereceğiz, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.